Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Altınkum'da güzel bir villa tanıtmaya geldim. Site içerisinde 4 artı 1, 9 milyondan fiyatlarımız başlıyor. Havuzlu, çok güzel bir site. Güvenliğimiz 7-24 var. Havuz yarı olimpik. Havuzun etrafında şezlong alanı olarak kullanacağınız yeterince alan var. Evleri bir gösterelim mi? Bu şekilde evlerimiz var. 9 milyondan fiyatlarımız başlıyor. Biz örnek eşyalı villayı gezeceğiz. Didim'in en değerli bölgesindeyiz. Bunda hemfikiriz. Didim'de yaşayanlar da bence bu fikre katılacaktır. Didim'i yeni görecekler de bu fikre katılacaktır. Çünkü Altınkum'a yakınız, Yeşilkent sahiline çok yakınız. Yeşilkent bildiğiniz gibi suyu tertemiz olan bir yer arkadaşlar. Ayrıyeten Didim'in en değerli bölgesinde bir villa sahibi olacaksınız. Tabii ki sosyal anlamda gelişmiş bir site. Güvenliğimiz var. Havuzumuz çok geniş. Eğer varsa çocuklarınızın sosyalleşebileceği oldukça fazla alan var. Hava biraz kapalı ama biz yine de sıcak sıcak evi anlatmaya çalışacağız. Şimdi bakacağımız ev burası. Ama ilk önce burayı bir gösterelim. Çam ağaçları çok büyüdüğü için orada net bir görüntü göremeyebiliriz. Bahçe genişliğini buradan net bir şekilde görelim. Eşyalar da biraz kalabalık hale gelmiş orada. Bu yüzden içeride de sıkıntılar yaşayabiliriz. Öncesinde bahçeyi gezdik. Güzel telle tamamen çevrilmiş. Çok güzel de bitkilerle harika kokuyor. Arka tarafta park alanımız var bu arada. Araç park yeriniz de hazır. Sadece havuzu ortak kullanıyorsunuz. Bu villaya bakacağız. Çam ağaçları da o kadar güzel büyümüş ki size yeteri kadar bir alan sağlamış ve bir duvar görevi görüyor aslında. Çok güzel olmuş. Geniş bir bahçe alanımız var. Otomatik tente ile açılır kapanır bir bahçe terasımız var. Üst tarafta harika bir balkonumuz var. Ebeveyn banyolu, geniş odalara sahip. Yukarıdaki oda boş. O da isteğe göre eşya alınacak. Siz seçeceksiniz. Bu yüzden boş. Güzel bir villa. Benim çok hoşuma gidiyor bu bölgedeki villalar. Tabii ki sitenin avantajları ve dezavantajları var. Müstakil evlerin de avantajları ve dezavantajları var. Siz tercihlerinizi, isteklerinizi bir kağıda yazın arkadaşlar. Ben oturacağım evden bunu bekliyorum ya da şunu beklemiyorum gibi yazıp eleyerek bu sonuca varabilirsiniz. Çünkü güvenlik açısından tabii ki site çok güzel bir yer. Bulunmaz bir yer. Çünkü kapınızı kapatıp gidiyorsunuz. Evinize hırsız mı girdi? Evinizde bir sıkıntı mı çıktı? Böyle sorunla karşılaşmıyorsunuz. Tabii ki sitenin de bir komşuluk olayı var. Komşuların iyi olması gerekiyor sizin de o sitede huzurlu oturmanız için. Ama buradaki komşular çok iyi. Zaten çoğunluğu yurt dışında. Ayrıyetten tamamı müstakil olduğu için aslında komşularla da burada çok bir işiniz kalmıyor. Bir çıktığınız zaman evlerde genelde komşuluklar çok iyi olması gerekiyor. Çünkü artık 7-24 onlarla aynı çatı altında yaşamış oluyorsunuz. Gayet güzel bir ev dedik. Teras alanı çok geniş. Burası istenirse camla da kapatılabilir. Masa bırakmışlar, salıncaklar, bahçenin normalde buraya çekmişler. Burada bir oturma alanımız var. Çokça eşya olduğu için aslında bahçenin eşyaları da buraya getirildiği için biraz daha kalabalık duruyor. Üst açılır kapanır tente var dedik. Bazı yerlerde taş kaplama var. Ben çok seviyorum bu taş kaplamayı ama Akbük'te kendi evimde kullanmayacağım. Bunun nedeni de zor bir işçilik. Bir yerden su almaya başlayınca da devam ediyor. Değil mi? Bunun çözümü yok aslında. Şimdi böyle taşlar güzel. Artısını eksisini söyleyelim. Şimdi burada 2 araçlık, 3 araçlık bir park alanımız var. Rahatlıkla 3 araçta sığdırılabilir. Arkada da bir bahçe alanımız var. Burada küçük bir depo alanımız var. Ev gerçekten güzel. Benim hoşuma giden evlerden bir tanesi ki Didim'de böyle kapsamlı bir site bulmak çok zor zaten. Kuşadası Bodrum'la kıyaslamayalım. Burada da böyle kapsamlı bir site olduğunda insanın hoşuna gidiyor. Ve şunu da gösterelim. Otomatik açılır kapanır kapıyla evinize giriş yapıyorsunuz. Bunların hepsi para. Hepsi para. Ama bence villalarda da olması gereken bu artık. Taş duvar çok güzel. Harika bir taş duvar yapmışlar. Aynısından ben de düşünüyorum. Tabii ki parası ve işçiliği çok zor bunun. De yaptırmak da gerekiyor. Artık müstakil villalara yakışıyor. Öyle tek bir duvar gibi gözükmektense daha güzel duruyor. Burada bir zeytin ağacımız var. Ve balkondan, salondan çıkabileceğiniz bir arka terasımız daha var. Burayı da kapattırabilirsiniz. Yan tarafta zaten boş arkadaşlar. Klima tesisatları da hazır. Yan tarafa döşenecek. Ve siz klima motorlarını hiçbir yerde görmemiş olacaksınız. Hava bugün kapalı ya. Böyle bir ev güzel çıkıyor mu şu an kamerada? Güzel mi? Sanki böyle hiç ev çekme modunda değilmişiz gibi geliyor. Ama hava kapalıyken de insanın böyle bir buhrana düştüğü anlar olabiliyor ya. Bizim de öyle arkadaşlar. Alıştık artık sıcak havaya biz. Dün yurt dışındaki bazı tanıdıklarımızla konuşuyoruz. Çok güzel hava falan diye böyle biraz hava attık. Ve bugün
İşte gördüğünüz gibi hava kapalı oldu. Ama sıcaklık çok iyi. Nem de olmayınca muhteşem bir sıcaklık var havada. Çok da güzel bir hava. Şimdi girişte güzel bir antremiz var, koridorumuz var. Seni böyle alacağım. Hemen koridor kısmına döneceğiz. Burada neler var göreceğiz, bakacağız beraber. Yan tarafı raf şeklinde kapatmışlar. Küçük biblolar, resimler koyabileceğiniz alanlarımız var. Bunun üstüne kaplama var. Rengi böyle değil. Bunu kaldırdığınızda şu koruması var. Korumasını kaldırdığınızda ahşap görünümlü bir yapıyla karşılaşacaksınız. Konuşamadım. Kessek mi burayı? Kesmeyelim. Tamam, devam edelim. Güzel de bir vestiyer alanımız var. Dressuar ya da oturma alanı olarak burayı kullanabilirsiniz. Boy aynamız burada. Ahşap yine yan tarafında ekler var. Güzelmiş. Gerçekten güzel. Eşyalar konusunda şimdi zevkler, renkler tartışılmaz. Ben bir şey diyemem ama seversiniz, sevmezsiniz bilmem. Koltuklara bayılıyorum ben. Bunları çok seviyorum. Vintage tarzı çok hoşuma gidiyor. Böyle 80'lerde, 90'larda kullanılan kumaşların günümüzde de böyle kullanılması gerçekten çok hoş. Ama tabii ki herkesin sevebileceği bir olay değil bu. Burada bir televizyonumuz eksik, güzel bir yemek masamız var. Buradan bahçeye ve teras alanına çıkabileceğimiz sürgülü pencerelerimiz var. LED spot aydınlatmalarımız var. Küçük manda gözü spotlar da kullanılmış. Onlar da çok güzel duruyor. Yerdeki halı da yine vintage tarzında bir halı. Gayet şık bir halı. Güzel bir halı. 60'a seramik yapılmış zeminde. Ve spotlar hem mavi hem gün ışığı hem de beyaz renginde yanabiliyor. Çok geniş bir salonumuz var. Her şeyden önce çok geniş bir salonumuz var. Sadece burası olarak algılamayın. Bir de merdivenin karşı tarafında oturma alanı var. Gayet güzel. Şimdi yemek masası buraya olabilirdi. Neden olmamış? Hemen karşısında tuvalet var. Yani karşısında tuvaleti kapatmamız gerekiyor. Neyle kapatacağız? Hemen fikir verelim. Şu aradaki rafları kaldıracağız. Birer tane daha araya sütun koyacağız. Şuraya kadar, buraya kadar kapatacağız. Yani siz lavaboyu görmemiş olacaksınız. Mutfağı da görmemiş olacaksınız. Burada da ayrı bir oturma alanı gayet de şık olacaktır. Artı bir de teras çıkışımız var. Burada bir lavabomuz, yukarıya çıkış merdivenlerimiz mevcut dedik. Şöyle bir genel gösterelim, ardından mutfağa geçelim. Mutfağa da bakalım. Çevrede bakıyorum. Gezdiğim bütün evlere bakıyorum arkadaşlar. Bir eksiği, kusuru var mı? Sürprizle karşılaşmayın gelince. Bunları söylüyoruz. Şimdi burada da güzel bir mutfak var. Mutfak çok güzel. Mutfak tezgahı yukarıda yapılmış biraz. Güzel olmuş. Eşyalar da Teka marka. Ama tabii bu eşyaları ister misiniz bilmiyorum. Teka'yı daha önce hiç duymadım. Grundig marka güzel bir marka diyebiliyorum. Tabii yanlışım varsa bunu düzeltebilirsiniz. Kullanmadığım ürünler benim. Kullanmadığım markalar. Alt tarafta ve üst tarafta harika dolaplarımız var. Tavana kadar devam etmiş. Gayet güzel duruyor. Şık bir mutfak haline gelmiş değil mi? Harika bir mutfak. Klima tesisatı burada da mevcut. Bence teras alanını kapatıp orayı da bir yaşam alanı haline çevirebilirsiniz. Burada sürgülü bir pencereyle hem arka tarafa servis yapmak için hem de gün ışığından faydalanmak için bir alan yaratılmış. Güzel olmuş. Tezgah arasında da 60'a 120 seramik kullanılmış. Buzdolabı da güzel ama açamayacağız. Bantlamışlar. Şimdi bunların üstünde koruma var. Şu şekilde bunların korumaları da çıktığında tertemiz olacak burası. Tavan yüksekliği 3 metre civarında güzel bir metrekare. 60'a 120 seramiğimiz var dedik. Lavabo kısmına gelelim. Şimdi lavabo çok güzel. Bakın ben seviyorum. Neden? Ahşap ve su bazlı ahşap bu aslında. Çok da güzel duruyor. Grohe'nin ürünleri kullanılmış. Bunun altını çizelim mi? Değil mi? Grohe'nin ürünleri kullanılmış. Grohe bildiğiniz gibi arkadaşlar dünyanın en iyi markalarından bir tanesi. Vitra'nın gömme rezervuarı var burada. Seramikler de çok şık duruyor. Hemen buranın arkasında bir dolabımız var. Yerden ısıtmanın dolabı bu galiba. Tesisat alanı da orada. Şimdi köşeye kadar bir daha gidelim mi? Bir salon mutfağı gösterelim. Sonrasında yukarıya çıkalım. Ne gezdiğimizi unutmayalım. Ne gezdik burada? Geniş bir salon, mutfak ve bir lavabo baktık. Yemek masası burada. Diğer tarafa da alınabilir. Eğer o dediğim şekilde raflar yapılırsa çok daha güzel olur. Dışarıya çıkış için de iki tane sürgülü penceremiz var dedik. Ve sıra yukarıda. Merdivenler geniş. Kedi merdiveni gibi değil. Gayet rahat çıkılabilir. Güzel merdivenler. Ki genelde insanlar artık belli bir yaş sonra yürümekte zorlanıyor. Artık bunun yaşla da alakası kalmadı. Ben dahi yürümekte zorlandığım zamanlar oluyor. Bu yüzden arkadaşlar merdivenlerin geniş olması gerekiyor ve iki tarafa da
korkuluk yapılabilecek alanların olması gerekiyor. Geçenlerde bir takipçimiz dedi ki özel insanlar için hiç ev yapılmıyor dedi. Özel insanlardan kastım, engelli demek istemiyorum ama parantez içinde orayı açalım, engelli insanlar için yapılmıyor dedi. Aslında yapılması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. En azından bir giriş rampası, alt katta bir oda, onlara da yaşanabilecek alanlar verilmesi gerekiyor. Özellikle havuz kısmında korkuluklarla inebilecek bir alan yaratılması gerekiyor. Bazı müteahhitler bunun için duyarlı. Ama bazıları tabii ki henüz daha bu işin farkında değil. Kimsenin başına gelmeden kimse zorluğunu anlayamıyor. Şimdi burada bir odamız var. Zeminde laminat görünümlü seramik kullanılmış. Tek kişilik bir yatak atılmış. Çift kişilik istenirse yapılabilir. Güzel bir dolabımız var. Gayet şık bir dolap. Ama benim zevkime göre değil. Güzel bir dolap. Ama ben sevmem. Tavan yüksekliği de güzel. Değil mi? Harika. Orada bir şifonyerimiz var. Sineklikler yapılmış. Artı bir puan bunlar. Ve bir de balkonumuz var burada. Şimdi bu odadan ve diğer odadan bu balkona çıkabiliyorsunuz. Biz buradan gösterelim. Şimdi böyle arka arsa gözüküyor ya. Burası aslında yol. Yoldan sonra da devlet hazinesi, arazisi diyelim. Hazinesi artık ne olursa. Hazine diye bir şey de kalmadı zaten. Büyük ihtimal onlar da otel imarı olarak satılacak ya da yarın parsellenip satılacak. Burada çok yer satıldı bu sene. Bu sene çok yer satıldı burada. Zamanla da yine ihaleler açılıyor. Eğer böyle bir fikriniz varsa da takip edin. Güzel bir oda da burada var. İlk odamız 14-15 metrekare civarında. Burası da 16 metrekare civarında. Çift kişilik yatak, iki tane komodini yerleştirmişler. Biraz daha yazlık eve uygun aslında eşyalar burada seçilmiş. Güzel olmuş. Artı buradan balkona çıkışımız var. Makyaj masası ve şifonyer olarak ahşap tonlarında ve turkuaz renkte güzel bir ekler var burada. Güzel olmuş. Detaylar harika. Artı aynı olarak kullanabileceğiniz kapakları mevcut. Gerçekten güzel. Yatak başlığı da bunlar uygun olabilirdi ama gayet güzel yakışmış değil mi? Yeşille bu renk birbirine çok yakışmış. Klima tesisatları da mevcut. Kapılar biraz daha antrist renginin açığı diyelim biz buna. Hemen çaprazında genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi burada niş yapmamışlar. Neden yapmamışlar? Zaten yeteri kadar alan var, burayı da kullanabilirsiniz diye düşünmüşler. Şu seramiği beğenmedim ama. Değil mi? Yakışmamış bence. Yani şu seramik olmamış. Beyaz çok güzel ama şu geçiş mesela bu olsaymış olurmuş. Şurada biraz daha gümüş tonlarında bir renk var ya benim çok hoşuma gitmedi. Ama tabii ki sevenler vardır. Orada vitranın gömme rezervuarı, kapının arkasında bir makine yerimiz ve üst tarafta da dolabımız var. Gayet güzel. Hemen şöyle dışarıya çıkalım. Burayı da gösterelim. Şimdi burada elektrik var mı? Yakamadık bunu ama bunun altında elektrik olması gerekiyor. Gayet güzel bir lavabomuz var arkadaşlar. Şık duruyor. Yine Grohe'nin ürünleri kullanılmış. Sırada ana yatak odamız var. Burası bence odaların en güzeli. Tabii ki ana yatak odası. Geniş bir oda. Çift kişilik yatak, şifonyer, makyaj masası, artı iki tane oturma alanı yaratılmış. Burada tekli berjer şeklinde bırakılmış. Güzel bir alanımız var. Geniş bir alanımız var. Giyinme alanı ve lavabomuz iç tarafta. Onu görmüyorsunuz. Bu yüzden daha güzel gözüküyor. Şimdi giyinme alanına da hızlıca bir bakalım mı? Güzel bir giyinme alanımız var. Ben bu dolapları çok seviyorum. Tabii bu dolapları özel yaptırmanız gerekiyor. Bu kadar büyük istiyorsanız satın da alabilirsiniz ama yerinize uymayabilir. Çünkü burada bir dolap alanı yaratılmış. Burada da bir makyaj masamız var. Kapı bu şekilde açılıyor. Gösterebilirsek burayı da gösterelim. Bak buradaki seramik çok daha güzel. Şimdi gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Her şey yerli yerinde. Geçenlerde duşakabinin içerisinde tuvalet gördük değil mi? Bu benim ilk görüşüm değil bu arada. Dediğimde daha önce de görmüştüm onu. Bir dairede daha görmüştüm. Buradaki seramik çok daha güzel duruyor. Keşke bu seramikten yapılmış olsaydı. Gayet şık bir banyo lavabomuz var. Geçenlerde duşakabinin içerisinde klozet gördük. Artık alıştık ama. Yani daha önce 1+1 bir dairede de görmüştüm onu. Dedim ki bu daire satılır mı acaba? Satıldı. İşin garibi satıldı. Aldılar. Yani aslında her malın bir alıcısı var derler ya. Gerçekten ben ona inanmaya başladım artık. Bazı evlere gidiyorum. Bu parayı hak etmiyor diyorum ya. Diyorum yani bunu açık ve net bazı evlere çekmiyorum ama
Ne hikmetse satılıyor. Çok güzel bir halı daha var. Aslında buna yolluk mu deniliyordu, kilim mi deniliyordu tam olarak bilmiyorum. Ama yine vintage tarzı güzel duruyor. Artı bir de balkonumuz var. Güzel bir balkon. Gerçekten geniş bir balkon. Şurası zaten Yeşilkent'e giden yol. Karşıda bir tane AVM yapacaklar. İş merkezi yapılıyor. Onun karşısında bir villa satmıştık. O da çok izlenmişti. Hemen siteyi de şöyle bir gösterelim mi? Güzel bir havuzumuz var. Burası bekçi kulübesi. Güvenlik için bir kulübe yapılmış. Gayet güzel bir alanımız var. Hepsinin kendisi var. Burada çocuk oyun alanı yok. Onu söyleyelim. Şu taşı buradan bir gösterelim mi? Aşağıda çok net gösteremedik bence. Çok güzel bir taşımız var. Amber ışığında spotlar kullanılmış. Hepsi birbirine yakışmış. Beyaz renk yakışıyor bir eve. Beyaz gerçekten yakışıyor. Geçenlerde siyah bir ev gördük. Simsiyah. Turuncudan da bir betonla kaplamışlar. Ama tabii bunlar hoş değil. Biraz daha böyle... Şu olay var ya, şu olaya dayanamıyorum artık. Hani biz yapalım da insanlar alır gibi bir muhabbete dayanamıyorum artık. Çünkü arkadaşlar bakın, Almanya'da kaç tane müteahhit var bilmiyorum. Geçenlerde bir yerde okudum. 30 bin, 35 bin müteahhit var. Bizde 350-400 bin müteahhit var. Yani müteahhitlik belgesi almak kadar basit bir şey yok. Herkes alıp bir yerlerden para bulup inşaat yapabiliyor. Ama alacağınız ev, her zaman söylüyorum arkadaşlar, dışına bakarak almayın. Radye temeline bakın, duvarlarına bakın, kolonlarına bakın, ne tip beton kullanılmış bakın, ne tip demir kullanılmış bakın. Yani yoksa alacağınız ev mezarınız olabilir. Bu yüzden dış cepheye aldanarak ev almayın. Her zaman söylüyorum, söylemekle de devam edeceğim. Bunu ben çekim yapmaya başladığım 2019 yılından beri söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Ki gördük, deprem yaşadık, 2-3 tane deprem atlattık o zamandan bu zamana. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. Şimdi burada da güzel bir odamız var. Şu cama bayıldım. Tavana cam yerleştirmişler. İçeriği daha aydınlık hale getiriyor. Yatak başlığı böyle gelecek. Klima tesisatımız yine burada. Orada küçük bir depomuz var. Güzel bir oda. Çocuk odası olarak ideal değil mi burası? Harika bir oda. Çocuk odası için mükemmel bir oda. Burada da bir banyo lavabomuz var. Güzel. Burası da yeterli. İki kişinin kullanabileceği. Kapının arka kısmında gömme rezervuarımız var. Burayı kapattığınızda zaten rahat rahat kullanıyorsunuz. Ev güzel. Gerçekten hoş bir ev. Şu cama bayıldım. Tabii silmek biraz zor olabilir. Yan taraflarına da iyi silikon çekmek gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Altınkum'daydık. Didim'in en değerli bölgesindeyiz arkadaşlar. Güzel bir ev gezdik. Dediğim gibi fiyatlar 9 milyondan başlıyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.